Ben onların eserlerini alırım. Kendi evime de koydum. Sıra bana çıkıyor. Böyle. Şey yok yani. Saati yukarıya doğru kaldırdığın zaman tepesini, saatin ayarını yaparsın. Mesela şu anda düzenekte işler. Zemberek'ini kurduk şu anda. Zemberek tamamen kuruldu. Yaklaşık 10 senedir saat işiyle uğraşıyorum. Öncelikle hobi olarak yapıyordum. Hem sağlık sektöründe işime devam ederken bir yandan da internetten saat videolarını izliyordum. Hem kendi saatlerimi hem de hurda saatleri toparlayıp internetteki görmüş olduğum saat tamir videolarından zaman zaman yavaş yavaş tamir yapa yapa saate alışmaya başladım. Zaman geçtik sıra artık işin heyecanını almaya başladım. Çünkü pasif olan bir şeyi aktif hale getirmek, eskileri yeniden çalışır hale getirmek gerçekten insana ayrı bir huzur veriyor. Bunları zamanla tamamladıktan sonra artık kendinde bir hobi oluşmaya başladı. Tam olarak hobiye çevirdim. Hobiden dedim ki ben bunu niye mesleğe çevirmiyorum? Öncesinde kendim internetten öğrendiğim şekliyle sonradan da büyük ustaların elinden destek alarak bu mesleğe gönül verdik. Şu anda da dediğim gibi yaklaşık 10 sene civarı oldu. Ben bu görevi yapmaktayım. İnanın çok büyük bir zevkle yapıyorum. Çünkü atıl halde olan şeyleri, eskinin yaşanmışlıklarının içerisinde olan, mesela diyelim kiminin dedesinden kalmış, kiminin nenesinden, onların içerisinde belli bir yaşanmışlık, belli bir hatıra var. Onları hissetmek, onları yeniden aktif hale getirmek ve kişilerin yeniden kullanacağı duruma getirmek bambaşka bir olay. Elimizde 1800'lerden günümüze kadar olan bütün saatlerin neredeyse büyük çoğunluğunun parçası var. Ben çocukluğumdan beri saatleri seviyorum. Sürekli saat kullanan bir insandım. Ve elimde 50'den fazla saat vardı saat merakımdan dolayı. Alıyordum, eve götürüyordum, saatleri takardım. Bir ay bir tane almazsam mutlaka önümüzdeki ay bir tane alırdım saat kendime. Öyle öyle saatlerim birikti ve artık evde koyacak yerde kalmadı. Kiminin camı kırılıyordu, kiminin kordonu kopuyor. Kordon koptuğu zaman mutlaka yenisini takman lazım. Bu sefer dedim ki ya niye ben kendim de yapmayayım? Sürekli videoları izliyordum. Şimdi bu insanda bir aşinalık yapıyor izlemekle. Dedim ki önce gideyim bir takım takravatını alayım, alet edevatını alayım. Kendim bunları söküm yapmaya çalışayım. 24 saat boyunca bütün ekibin onunla ilgilenmesi o hastanın hayatını kurtardı. Ama toplamda tam 16 defa kalbi durdu. Ne yemek yiyebildik, ne uyuyabildik. 24 saat hiç durmadan o hastayla ilgilendik. Ama elhamdülillah çok şükür o hasta kurtuldu ve o hastayla hala da görüşüyoruz. Eskiden insanları iyileştirdiniz, şimdi de saatler için aynısını söylediniz. Kesinlikle. Şu anda saatlerde bir hasta olarak düşünün. Onlar da bozuluyor. Nasıl insan vücudunda mikrop girdiği zaman hastalık oluşuyor ya, saatlerde de belli bir zaman sonrasında otomatik saatlerde kendi çarklarında çapaklanma olur bakımsızlıktan dolayı. Bunlar da ne yapıyor? Saatin çalışmasını durduruyor. Sağlıktaki mesleği bırakmamın sebebi artık vücut belli bir yaşa geldikten sonra fazla yorgunluğu kaldırmıyor. Şimdiye kadar 23 sene hizmet verdiğim sağlık mesleğinde hiçbir zaman gocunmadım iş yaparken. Ama bedeninde belli bir müddetten sonra inzivaya çekilmesi gerekiyor. Daha rahat yapabileceğim bir iş grubu düşünerekten, çocukluğumdan beri severek saatlerle uğraştığım için saat mesleğini düşündüm ve sonrasından bu mesleği icra etmeye karar verdim. Çok şükür şu anda da bu mesleği gönül rahatlığıyla icra ediyorum. Bizden sonraki gelecek nesildeki arkadaşlara da tavsiye ederim. Çünkü saat mesleği şu anda körelmeye yüz tutmuş bir meslek. Arkamızdan yetişenler yok. Bu mesleğe sahip çıksınlar. Saatimizin ana kasanın birleşim yerinde bizim kelebek dediğimiz ana materyal var. Biz onun yerine yeni parça taktık. Onun şu anda montajını yapıyoruz. Şehirde okuyor. Bizim için. Hiç durmuyor.